Herkese merhaba dostlar ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber bence alınabilecek en iyi telefonlar serisine 5000 ile 10.000 TL aralığından devam ediyoruz. Aslında baktığımız zaman biz bu seriyi 5000 ile 7500 ve 7500 ile 10.000 TL olarak iki farklı video ile yapıyorduk. Ama şu anki piyasa şartları bayağı daraldı diyebilirim. Bundan bir ay öncesinde veya iki ay öncesinde bu aralıkta çok daha fazla fiyat performans telefonu bulabiliyorduk. Şu an için bu aralıkta öne verebileceğim fiyat performans telefonlar bayağı azaldı diyebilirim. Bu yüzden de 5000 ile 10000 TL arasını tek videoda bitireceğiz. Telefon öneri serilerinin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. İlk olarak kısa bir şekilde Redmi 10 2022'den bahsedeceğim. Ekran tarafında 6.5 inç Full HD Plus ve 90 Hz ekranı Helio G88 gibi alt segmentte en iyi işlemcilerden biriyle geliyor. Kamera konusunda 50 megapiksellik ana kamerası başarılı diyebilirim video tarafında Full HD 30 FPS'te ACE destekli çekimler yapabiliyoruz. Zaten bu segmentte kamera odaklı değil. Özellikle performansı, bataryası ve ekran yönünde bu fiyat bandında gerçekten iddialı bir cihaz. Yakın zamanda detaylı bir incelemesi de kanalda yayında olacak. Listemizin ikinci sırasına geldiğimizde halen fiyat performans oranıyla iyi bir seviyede olan Poco X3 Pro'ya yakından bakalım. Ekran tarafında 6.67 inç boyutunda Full HD Plus çözünürlüğünde 120 Hz tazeleme ve 240 Hz dokunma hassasiyetine sahip IPS LCD bir panelle geliyor. Batarya tarafında 5160 mAh ve 33 W hızlı şarj desteği sunan Poco X3 Pro işlemci konusunda oldukça iddialı. Snapdragon'un amiral gemisi düzeyinde işlemcisi olan yani Snapdragon 860'da geliyor. Bu işlemci gerçekten çok başarılı. Eğer oyun odaklı, performans odaklı yani telefon alıp uzun yıllar kullanmayı düşünüyorsanız Poco X3 Pro bu fiyat bandının açık ara en başarılı cihazı diyebilirim. Kamera konusunda Poco X3 Pro rakiplerinin biraz gerisinde kalıyor. 48 megapiksel f1.79 diyafram değerine sahip Sony'nin IMX582 sensörü Poco X3 Pro'da kullanılmış. Bu kameramız yapay zeka, HDR ve portre modunu da destekliyor. İkinci kameraya baktığımızda 8 megapiksel f2.2 ekstra geniş açı. Üçüncü ve dördüncü kameralarımız ise 2 megapiksel çözünürlüğünde f2.4 diyafram değeriyle gelen makro ve derinlik algılama kameraları. Ön kameraya geçtiğimiz zaman delik çentiğin içine konumlandırılmış 20 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyafram açıklığında HDR ve portre modunu sunan güzel bir kamera kullanılmış. Dostlar X3 Pro'nun ön kamerasının X3 NFC modeli ile aynı olduğunu belirteyim. Video kısmında ise arka kamera ile 4K 30 FPS'e kadar ön kamerada ise Full HD 30 FPS video çekim imkanı sunuyor. Hoparlör konusunda seri hoparlörlerle gelen X3 Pro güvenlik seçeneği olarak güç tuşuna entegre edilen parmak izi okuyucuyu ve yüz tanımlarını özelliğini bizlere sunuyor. Malzeme yapısı olarak hem arka kapağımız hem de çerçevelerimiz plastik bir yapıya sahip. Poco X3 Pro 9.4 milimetrelik bir kalınlığa ve 215 gram ağırlıkla önümüze çıkıyor. Açıkçası X3 Pro segmentindeki en ağır ve en kalın cihazlardan biri. Eğer bütçenizi zorlamayacaksa 8 GB RAM ile gelen modeli almanızı öneririm. Çünkü uzun vadede gerek uygulamalarda gerekse oyunlara gelecek olan güncellemelerle 8 GB RAM'li model uzun süreli kullanım için daha mantıklı olacaktır. Listemizin 3. sırasına geçtiğimizde Realme 8'i görüyoruz tasarımsal açıdan kendi fiyat bandındaki hem beğendiğim cihaz diyebilirim. Kasa yapısı olarak hem arka kapağımız hem de çerçevelerimiz plastik bir yapıyla gelirken ekran kısmında 6.4 inç AMOLED ve 90 Hz yenileme hızına sahip olan oldukça kaliteli bir ekran önümüze çıkıyor. 1000 nit maksimum parlaklıkta bu cihazın ekran yönündeki en önemli avantajlarından yonga seti kısmında Helio G95 gibi çok yüksek performanslı bir işlemciyi görebilirken 6 GB RAM cihazımıza konumlandırılmış. Realme 8 oyun odaklı kullanımlarda bizi ciddi manada memnun edebiliyor. Kamera tarafında ana kameramız 64 megapiksel f1.79 diyaframla gelirken ikinci kamera 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı ve yine 2 megapiksellik makro kamerayı görebiliyoruz. 16 megapiksellik bir kameramız da ön tarafta bulunuyor. Fotoğraf çekim kalitesine baktığımızda fiyatının en iyilerinden diyebilirim. Video tarafında ise 4K 30 fps'de e destekli çekimler yapabiliyoruz. Batarya olarak Realme 8 5000 mAh batarya ve 30 Watt hızlı şarj desteğiyle geliyor. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1'i görürken mono de sahip olduğunu söyleyeyim. a 2 5G'nin çıkmasıyla fiyatı baya bir düşen a 2 4G'yi görüyoruz. a 2 6.5 inç boyutunda Full HD Plus çözünürlüğünde 407 ppi piksel yoğunluğuna sahip 90 Hz tazeleme ve 180 Hz dokunma hassasiyeti sunan Samsung'un kendi üretimi Super AMOLED panelle karşımıza çıkıyor. Bu ekranın en önemli eksiği HDR desteğinin bulunmaması diyebilirim. Kamera tarafına bakarsak

ana kameramızda 64 megapiksel f1.8 diyafram açıklığında optik görüntü sabitleyicisine bünyesinde barındıran ve fiyatını gerçekten tam anlamıyla hak eden bir ana kameraya sahip. İkinci kameramıza baktığımızda ise 12 megapiksel f2.2 ekstra geniş açı lensini görüyoruz. Üçüncü ve dördüncü kameralarımızda ise 5 megapiksellik f2.4 diyafram değeriyle gelen makro ve derinlik algılama kameraları kullanılmış. Galaxy A52 video çekim performansı olarak arka kamerasıyla 4K 30 FPS'e kadar video çekim kanını sunuyor A52, OIS desteğiyle yalnızca 1080p 30fps'te videolar çekebiliyor. Açıkçası video performansı olarak listenin diğer 3 modelinden daha başarılı olsa da, yüksek kalitede video çekmek istediğimizde A52 ile üst düzey bir performans elde edemiyoruz. A52'nin ön kamerasında 32 megapiksel çözünürlüğünde, f2.2 diyaframa sahip olan HDR ve portre modunu destekleyen bir kamera ile karşılaşıyoruz. Bu kamera video performansı olarak 4K 30fps'te Ace destekli videolar çekmemize imkan sağlıyor. Gücünü Snapdragon 720G'den alan A52 gündelik kullanımda akıcı bir deneyim sağlıyor. Oyunlarda da yüksek ayarlarda yüksek FPS beklentileri olmayanlar için yeterli bir performansı veriyor. Galaxy A2'nin batarya tarafında 4500 miliamperlik bir batarya ile karşılaşıyoruz. Bu batarya 25 wattlık hızlı şarjı destekliyor ancak kutu içeriğimizden 15 wattlık bir adaptörümüz çıkıyor. A2 kutudan Android 11 ve One UI 3.1 arayüzü ile çıkıyor. Hoparlör kısmında Dolby Atmos destekli gayet kaliteli bir ses deneyimi sunan stereo hoparlörleri görüyoruz. Güvenlik çözümü olarak A2'de ekranın altına yerleştirilmiş parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliği bizlere sunuluyor. Samsung'un fiyat performans olarak en beğendiği beğendiğim modellerden Galaxy A52 s 5G versiyonu karşımıza çıkıyor. Bu cihazın detaylı incelemesi ve uzun kullanım testini yaptık. Kartlar kısmından o videolara bakabilirsiniz. Ekranla başladığımız zaman A52 s'te 6.5 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazeleme hızıyla gelen HDR destekli bir ekran önümüze çıkarken yonga seti kısmında orta üst segment arasındaki en iyi işlemcilerden Snapdragon 778G işlemcisini ve 8 GB RAM 128 GB'lik depolama alanında Galaxy a de görebiliyoruz. Kamera kısmında da 64 megapiksel'lik OIS destekli ana kameramız fiyatına oranla çok başarılı sonuçlar veriyor. Yardımcı kameralarımız da iyi seviyede diyebilirim. Video çekim performansı olarak da hem ön hem de arka kamerayla 4K 30 FPS'te çekimler yapabiliyoruz. Malzeme hepsi olarak da Galaxy M2 gibi tamamen plastik bir yapıya sahip olan Galaxy A52 IP67 sertifikasıyla suya ve toza karşı da korunduğunu söyleyeyim. Kablosuz bağlantılar kısmında da Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 ve 5G desteği de cihazımıza konumlandırılmış. Bunun dışında NFC desteğimizin olduğunu da belirteyim. Batarya noktasında da 4500 miliamperlik bir bataryayı görürken kutu içeriğimizden sadece 15 wattlık bir adaptör çıkıyor. Son olarak hoparlörlere de değinirsem Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler Galaxy a 2 konumlandırılmış. Dostlar Redmi 10 2022 5000 TL civarında gayet mantıklı bir seçenekken bütçeyi biraz daha arttırabiliyorsanız Redmi Note 10S veya Realme 8'e bakmak çok daha faydalı olacaktır. Realme 8 6000 TL bandında genel anlamıyla daha tatmin edici bir telefon diyebilirim. Hem ekran yönünde hem performans hem de kamera anlamında bu fiyat bandının en iyisi diyebilirim. Redmi Note 10'e zaten listelerimizde sıklıkla yer veriyoruz. Redmi Note 10 de bu aralıkta tercih edilebilir. Galaxy a de uzun zamandır listelerimize giremiyordu. Fiyat dengesi yönünde biraz ayarı kaçmışken şu anda diğer telefonların fiyatı da bayağı arttığı için Galaxy A52 tekrar tekrardan alınabilir bir seviyeye geldi. 7800 TL bandında Samsung bir cihaz almak isteyenler için özellikle kamerası ve batarya performansı anlamında ciddi anlamda öne çıkıyor. Ve bir dönem listelerimizin vazgeçilmesi olan Poco X3 Pro da herhalde 5-6 ay sonra tekrardan listeye girmeyi başardı. Şu anda Kasım ayı indirimleriyle 8300 TL yani 400 dolar bandında bulunuyor. Bu fiyatıyla 120 Hz ekranı, stereo parlörleri ve özellikle de performans yönünde liste listedeki tüm telefonların açık ara önünde olduğunu söyleyeyim. Snapdragon 860 hem aşırı ısınmayan hem de oldukça performanslı bir işlemci. Eğer oyuncuysanız da 60 FPS deneyimiyle X3 Pro'yu almak çok çok mantıklı olacaktır. Kanalda da X3 Pro'nun uzun kullanım testi detaylı incelemeleri de bulunuyor. Onları da kartlar kısmından izleyebilirsiniz. Listemizin son sırasında a 2 s 5 g güncelleme desteği ve işlemcisiyle en çok önerdiğim Samsung telefonlar arasında yazılım deneyim olarak da A12s X3 Pro'dan daha akıcı ve pürüzsüz bir deneyim sağlıyor. Eğer bütçemi 2000 TL'ye daha arttırabilirim diyorsanız Galaxy A12 yerine A12s almak daha mantıklı. Çünkü Snapdragon 720G uzun vadeli kullanım için artık pek de yeterli gelmeyecektir. A12s 778G ile en az 3-4 sene daha performanslı bir şekilde çalışacaktır. Normalde bu listede A12s de olmayacaktı. Realme GT Master olacaktı. Fiyatı aylardır 8000 TL bandındayken şu anda 11.000 TL'ye dayandı. Bu fiyatlar hiç normal değil. En az %10 civarı daha düşük fiyatlarda olması gerekiyor. Sizce daha yüksek bütçeler için de video yapalım mı? Görüşlerinizi bekliyorum. Son olarak da beni desteklemek için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve sonraki video kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.